Yine yepyeni dop dolu bir beslenme saati programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dostlarım. Yanımda benim çok kıymetli hastam, artık dostum, kardeşim dediğim Beyhan Hanımcığım var. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşmak istiyoruz. Kendisi 10 ayda tam 40 kilo verdi. Ve aslında mide ameliyatı olmayı, obezite cerrahisi olmayı düşünürken eşinin ısrarı üzerine bizim yollarımız kesişti. Ve biz birlikte 10 aylık bir sürede yaklaşık 40 kilo kadar kilo verdik. Herhalde mide cerrahisi olsaydım 5 kilo daha fazla verirdim. Değil mi? Daha fazla olmazdı. Evet. Şimdi bugünkü konu obezite cerrahisi kimlere ve nasıl yapılmalı? Bu gerçekten mucize bir yöntem mi? Bir bunları konuşalım. Bununla birlikte illa cerrahi yöntemler olmadan da insanlar sağlıklı ve kalıcı olarak kilo verebilir. Ve bunun hangi püf noktaları ve hayat tarzımıza neleri değiştirerek bunları yapabiliriz? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Şimdi ben son zamanlarda çok üzülerek görüyorum ki çok fazla kilo problemi olmayan insanlar bile, 80-90 kilodaki insanlar bile gidip obezite cerrahisi olarak hızlıca kilolarından kurtulmaya çalışıyorlar. Ancak bu cerrahi yapılırsa bu kadar düşük kilodaki insanlara ciddi sağlık kayıpları ortaya çıkabilir. O nedenle endikasyon olan hastalarda bunu kullanmak gerekiyor. Bizim yaklaşık 10 ay önce başladığımız yolculukta Beyhan Hanımcığım 138 kilo civarındaydı. Bugün itibariyle 98 kilo civarındayız. Önümüzde bir 20 kilomuz daha kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. Evet, Beyhan evet, Hanım, inşallah. Sizinle gurur duyuyorum ve gerçekten sizi bu şekilde görmek beni inanılmaz bir şekilde mutlu oluyor. Neydi daha önce yaşadıklarınız? Nasıl bu obezite cerrahisine gitmeye karar verdiniz ve neydi sizi buradan caydıran? Şöyle Ayça Hanım, ben yıllarca kilo alıp veren, işte 10 kilo alıp 5 kilo verip sonra yerine 20 kilo alan bir hastaydım. Ve artık kısır döngüye girmiştim. Al ver al ver, sıkıldım yani artık. Ve en son eşime dedim ki ben ameliyat olacağım, başka çaresi yok. O da çok korkuyordu kendisi. Dedi ki ya yapma ne olur dedi, ben dedi seni istediğin doktora getireceğim. Sen dedi söyle, ben istediğin doktora sana... O zaman dedim Ayça Hanım'a. O zaman bana geldi. İstediği doktor kalbinden geçen bendim. Ve yıllarca muayenehanenizin önünden gelip geçerken gitsem mi gitmesem mi diye düşünürken en sonunda işimin de söylemiyle en iyi doktoru bul getireceğim deyince ben dedim direkt Ayça Hanım. Ve geldim, hiç de pişman değilim. Allah razı olsun. Yani büyük bir başarı, evet, bu benim için. Hiç bu kadar kilo vereceğimi tahmin edemiyordum. Hiç bu kadar daha önce kilo verdiniz mi? 40 kilo verdiniz mi hiç hayatınızda? Hiç vermedim. Bir 30 kilo vermiştim. Fakat tekrar aldım yani. Hani ve sonuç olarak da şey oldu benim için. Artık bir umutsuzluğa kapandım ve bundan sonra veremem diye düşünüyordum. Ve işte obezite cerrahisini düşünürken son çarem. Şimdi tabii endikasyon olan hastalarda obezite cerrahisini kullanmak gerekiyor. Bu hastalar kim diye baktığımızda vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan, defalarca diyet denemiş ama başarılı olamamış hastalarda, yani bu ciddi sağlık problemi yaşayan hastalarda bir tedavi alternatifi olarak düşünülebilir. Ama eğer kilo probleminiz varsa öncelikle bunu en invaziv olmayan, yani en masum yöntemlerle yapabildiğimiz kadar yapıp gerekiyorsa eğer bu yönteme başvurmak gerekiyor. Çünkü yenilerde yapılmaya başlanan bir prosedür bu gerçekten. Ve uzun dönem 30 yıl sonra 40 yıl sonra bu insanlara ne olacak bilmiyoruz. Mide, değişik mide ameliyatları yapılıyor. Mide bypass yapılabiliyor, bir kısmı alınabiliyor veya daha önceki uygulamalarda bant cerrahileri yapılıyor. Bu konu da çok çok ilerliyor. Gerçekten obezite günümüzün en yaygın hastalıklarından bir tanesi. Ama burada 138 kilo gibi çok maksimum bir kiloyu görmüş bir insanın 40 kilo vermesine 10 ayda şahit oluyoruz. Çünkü aslında kilo problemi varsa bunu şöyle algılamak gerekiyor. Ben fazla yiyorum çünkü kiloluyum demeden önce ben neden kilo alıyorum? Biz Beyhan Hanım'ın yaptığımız muayenelerde, yaşı çok genç, bakmayın torunu var bu genç yaşta olmasına rağmen. Öncelikle metabolik olarak
değerlendirmek gerekiyor. Mesela kendisi hiç farkında değildi. Bize başvurduğunda gizli şeker boyutunda bir şeker metabolizma problemi vardı. Karaciğer yağlanması vardı. Hafif besleyen tansiyon yükselmeleri vardı. Değil mi? Bir kiloyu görünce daha çok yükselmişti. Yükselmişti. Çünkü ben bir yıldır tartılmıyordum. Tartıya çıktığım an oradaki kiloyu görünce tansiyonum bir anda 18'e çıkmıştı. Şimdi nasıl tansiyonlar? Ya her şeyim çok güzel, çok güzel. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ve daha hafiflemiş hissediyorum. Tabii ki yani 40 kilo insanın üzerinden gidince muhtemelen hafifliyor insan tabii ki. Çok rahatım. Size peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Biz buradan doğru bilgileri paylaşıyoruz. Yazdığım kitaplarla, işte Instagram'la, Facebook'la insanların yaşamına dokunup yaşam tarzı değişikliği yapıyoruz. Siz mesela daha önceki yaptığınız 30 kilo verdiğiniz bir diyet yapmıştınız. Evet. Değil mi? Çok katı bir diyetti bu. Evet Ayça Hanım şöyle yani başta liste vardı. Şimdi o listelere uyamadığım zaman ya diyete başladığım zaman ben hiçbir yere gidemiyordum. Çünkü gittiğim zaman elimde liste ve gittiğim yerde ne yiyeceğim, listemdeki şey orada yoksa moralim alt üst oluyordu. Yiyeceğim şeyi de orada bulamayınca da bu sefer ay benim diyetim bozuldu deyip bu sefer daha çok yemeye başlıyordum ve çok kötü hissediyordum. Ama şimdi öyle değil. Şimdi sizden öğrendiğim kadarıyla ilk önce şöyle masaya bir göz atıyorum ve hangisi en masumsa direkt ondan başlıyorum. Tabağımı masum yiyeceklerden doldurup ana yemeği en sona bırakıyorum. Ve takıldığım noktalarda da kitaplarınızı açıp kitaplarınızdan yardım alıyorum. Ve sesleriniz kulaklarımda çınlıyor. Seslerim kulaklarınızda çınlasın. Evet. Bu çok kolay. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Yani acı çekmeden, insanlara diyet yapıyorum demeden, normal yaşamınızı sürdürerek hayatınıza yapacağınız küçük farklılıklar çok büyük kazanımlara yol açabilir. Evet. Mesela siz hatta bunu bir sonraki programda yapalım. Önceki Beyhan Hanım ne yapıyordu, yeni Beyhan Hanım ne yapıyor diye. Evet. Burada mesela iştah kontrolü bir insanın bir yemeği istemesi çok çeşitli faktörlerden kaynaklanır. Öğrendiği şekilde yer, psikolojik olarak ihtiyacı olduğu şekilde yer, gördüğü için yer, kokladığı için yer ya da metabolik ihtiyaçları olduğu için yer. İşte bu neden yiyor, neden bunu tercih ediyor cümlesinin sorusunun altına doğru cevap verdiğimizde işte kalıcı olarak sonuçları bu şekilde değiştirebiliyoruz. Beyhan Hanım siz yaklaşık 40 kilo verdiniz. Aile nasıl değişti? Aile nasıl değişti? Eşim son derece destek oldu bana bu konuda. Ona ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Hanımlar, beyler, onlara da bir mesaj verelim. Evet. Eşim çok destek oldu buna, bana. Bu arada buradan ona, onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum bana desteğinden dolayı. Yani benim yediğim sisteme uydu. Uydu. Mutfak reformumuzu yaptık. Değil tabii mi? Ki evet. Artık düşünerek yiyorsun değil mi? Yani eskiden çok, belki lafın gelişi yemek hazırlıyordun. Şimdi hangi yiyeceği neyle birleştirdiğinde vücuduna ne kadar faydası olacağını biliyorsun. Şimdi burada eş desteği çok önemli. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi bir bayanın hayatıyla bir erkeğin hayatı aynı değil. Çünkü bayanlar her ay adetle bile hormonal değişimlere uğruyorlar. Ve bu bile ödem yapabiliyor, fazla kilo yapabiliyor, iştahı artırabiliyor. Bak erkekler adet görmüyor. Böyle bir hormonal siklusları, değişimleri yok. O nedenle yeme konusunda bir bayana göre kendini daha iyi kontrol edebiliyor. İkincisi bir bayan hamile kalıyor, doğusalık geçiriyor, hatta birkaç kez bunu yaşıyor. Ve her defasında vücudu değişiyor ve her defasında en az 3-5 kilo farklılıkları olabiliyor. Bazen hanımlar bana geliyor ve eşlerinin kendilerini çok eleştirdiğini ve bunu kendilerinin yaptığını söyleyerek onları üzdüklerini ifade ediyorlar. Ben gerçekten bunları duyduğumda çok üzülüyorum. Çünkü insanın nasıl safra kesesinde taş olması, böbreğinde taş olması bir hastalıksa, fazla kiloların ileri derecede vücutta birikmesi bu da bir hastalık. Bunu böyle görmek gerekiyor. Ve biz eşler iyi günde kötü günde hep birbirimizin yanında olduğumuza göre, eşimiz eğer fazla kilolarından muzdaripse onu eleştirmek, yargılamak yerine ne yapacağız? Ona destek olacağız. Onun bulduğu çözüm yollarında onu destekleyeceğiz. Mesela öyle hastalarım vardır ki benim Beyhan Hanımcığım. Kilo verme sürecine başladığında ve evde mutfak reformu yaparken eşinin bir kilo baklava alarak eve geldiğini, kendinin gözünün önünde bunu yediğini söyler, ifade eder. Bunlar beni çok üzer. Sizin eşiniz hiç böyle bir şey yapmadı herhalde. Hayır, hiç öyle bir şey yapmadı. Yani eşim benim kilolu olduğum dönemde de bana sen hiç kilolusun, işte biraz kilo ver de demedi.
bunu diyete başladığım zaman da bana gayet destek çıktı. Hiç öyle kendisi dışarıda can isterse yiyor öyle geliyor. Çünkü onun kilo problemi çok fazla yok. Yani hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım diyorum ya, bana çok destek çıktı bu konuda. O yüzden eşlere diyoruz ki evet, birbirinize destek olun. Bu başınıza gelen istenmeyen bir hastalık gibi düşünün ve onun iyileşmesi için elinizden ne geliyorsa yapın. Evet. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu 40 kiloyu verince inanılmaz değişti. Bizde öncesi sonrası fotoğrafları var. Ben bazen baktığımda gözlerime inanamıyorum. Evet. 10 ay önceki Beyhan Hanım sanki sizin ablanız gibiydi. Evet. Şimdi aşırı bir gençleşme ve güzelleşme evet, ortaya çıktı. Hiç sarkmadan. Evet. Çevrem de onu söylüyor. Ne diyorlar? Yani hiç yüzünden ve vücuduna hiç sarkma olmadı. Deformasyon, evet, deformasyon olmadı. Ve yani yağdan çok verdiğim için. Tabii biz yani, bu 40 kilonun evet, yaklaşık 35 kilosunu yağdan verdik. Evet, yağdan. Metabolizma yaşımız ne kadar gençleşti. Evet, metabolizma yaşım 51'di. Yani yaşım 41 olmasına rağmen 51'di metabolizma yaşım. Yani size çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar, size teşekkür ediyorum. Canımsınız. Buradan yapacağımız şey şu. En radikal tedaviye geçmeden önce olabilecek, vücudunuza hani en az etkileyebilecek tedavi yöntemleriyle aslında işe başlamak gerekiyor. Tıpta şöyle bir kural vardır. Önce zarar verme. Yani Hipokrat'ın söylediği cümlelerden biri budur. Biz de tıp fakültesine ilk girdiğimizde hocalarımızın söylediği cümle budur. Hastaya faydan dokunmuyorsa önce zarar verme. Onu iyileştirmek için olabilecek en hafif tedavilerden başlayarak en ağır tedavileri hep en sona bırakmak gerekiyor. Bugün çok küçük kilolarda bile çok agresif bir tedaviyi ön planda düşünmek, hele hele fazla kilosu olmayan insanların bile bunu yapması ileride çok ciddi sağlık kayıpları oluşturabilir. Yani gençlerde mesela vücut kitlindeyse 30, 32, 35 direkt mide cerrahisine gittiklerinde yani kısa vadede yoğun bakım komplikasyonları, ani ölümler, uzun vadede konsantrasyon kayıpları, kognitif fonksiyon bozuklukları, vitamin mineral eksikliklerine bağlı, vücutta sarkmalar, çökmeler, kalp ritim problemleri gibi birçok komplikasyon yaşanabilir. Endikasyon olan hastalarda bir dahili, bir psikolog, bir genel cerrahi tarafından hasta görüldükten sonra endikasyon olan hastada bu ameliyatlar uygulanabilir. Ama aman bir 10 kilo daha alayım, gideyim midemi kestireyim demeyin. Çünkü bu gerçekten ağır bir ameliyat ve insanın hayatını çok etkileyebilir. Bugün bir tırnağımızı bile biraz derinden kessek birkaç gün tırnağımız acıyor. O yüzden doğru hastaları bulmak gerekiyor. Bugün izleyicilerimize bir çay tarifi verelim mi? Tabii ki. Biz acıktığımızda ne yapıyoruz? Direkt elimiz yemeğe içmeye gidiyor. Ama acıktığınızda ne diyoruz? Bir durun. Acaba açlık mı, tokluk mu, susuzluk mu, yoksa bir çayla bu geçiştirilebilir mi? Size zencefilli tarçın çayımızı önerelim. Özellikle tatlı ihtiyacı çok olanlar. Çok işe yarıyor bu arada. Değil mi? Evet. Şimdi iki çubuk tarçınımı içerisine koyuyorum. Zencefil artık günümüzde Türk mutfaklarında da yerini almaya başladı. Benim çok sevdiğim baharatlardan bir tanesi. İçerisine şöyle çorbalara da ekleyebiliriz, salatalara koyabiliriz. Bu şekilde çayını yapabiliriz. İçerisine bakın çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şöyle birkaç parça da zencefil atıyorum. Çubuk tarçınımla birlikte. Biraz da limon koyacağım. Limonu birlikte de koyabilirsiniz. Bir 5-10 dakika kadar bunu böyle demleyeceğiz. Sonra servis yaparken ayrıca içerisine yarım limon da sıkabiliriz. Bu da bizim sizler için önereceğimiz çay tarifi olsun. Beyhan Hanım'la gurur duyuyoruz. Kilo probleminiz varsa en ağır tedavilerden önce en hafiflerini baştan tercih etmek evet, gerekiyor. Evet. Doğru tedavi indikasyonlarını doğru hekimlerle karar vermek aynen, gerekiyor. Başlamak bir işin bitirmenin yarısıdır. Aynen. Biz başladık, yolumuza devam ediyoruz. Evet, kilo verdim deyip de bırakmak yok. Tekrar sizin dediğiniz gibi telafi. Evet. Tabii insanız, yediğimiz zamanlar da oluyor. Tabii ki olacak da. Çünkü olmadan hayat geçmiyor. Yiyorsak ertesi günü hafif sebzelerle, işte salatalarla geçiştireceğiz. Geçiştirerek öyle yapıyoruz, öyle hep yapıyorum. Yine evet, yeniden başlıyoruz. Evet, bu bir ibadet gibi. Her gün yeniden başlıyoruz. Evet. Beyhan Hanım'la biz yolculuğumuza devam evet, ediyoruz. Darısı da tüm isteyen dostlarımızın başına olsun diyoruz. Evet. Allah'a ısmarladık.